Diğer ülkelerin bu konuyla ilgili yaptıkları standart burada görüyorsunuz. Birçok ülke bu anlamda ciddi bir entelektüel emek harcayarak kendi ülkesinde yenilikçiliğin nasıl yapılacağına ilişkin bir sistem tanımında bulunmuş. Şimdi bu çalışmalardan sonra hangi standartlar yayınladı? Bunları satın alabilirsiniz. Türk Standartları Enstitüsü'nden de rica ettim. Onlar da bunu PSE standardı olarak yayınladılar. 2019'un Aralık ayından itibaren artık alabiliyorsunuz bu 4 standardı. Bu standartlar neler? 56.002 inovasyon yönetim sistemi. 56.000 standardı. Bu da terminoloji, tanımlar ve gerekli temel yapıları anlattığımız standart. 56.003 inovasyon işbirliği ile ilgili nasıl yapacaksınız? Artık hani hiçbirimiz yapamaz hale geldik. Kapalı inovasyon dediğimiz böyle kendi Ar-Ge merkezimize, içimize kapandığımız çalışmaları daha çok işbirliğiyle yapıyoruz. Onun işbirliğini nasıl gerçekleştireceksiniz? Fikri haklarınızı nasıl koruyacaksınız? Bilginin güvenliğini nasıl koruyacaksınız? Anlattığımız bir standart. 56.004'te yolculuğa çıkmadan önce benim durumum nedir diye ölçüp değerlendirdiğiniz inovasyon yönetim değerleme diyorum ben. Değerlendirme diye de söyleyenler olabiliyor. Şu anda aranızda timin Innova Ligi'ne katılmış olan Improve Metodolojisi tanıdık olan kuruluşlar vardır. Bu da onun bir üst standardı. Nasıl yapacaksınız bu değerlemeyi dediğim standart. Bu da üzerinde çalıştığımız standartlar.